Kıraş örgü atölyesinden merhaba. Puf şeklinde deniz kabuğu modelini anlatacağım bugün size. Bu modeli birçok yerde kullanabilirsiniz ama bir lif yapmak istiyorsanız ne kadar fıstıkla başlamanız gerektiğini, nasıl bir tığ ve ip kullanmanız gerektiğini anlatacağım. Bundan battaniye de çok güzel olur. Mesela bir bebek battaniyesinde beyaz ya da krem zemin üzerine mavi ya da pembe deniz kabukları yaparsanız cinsiyete göre çok hoş olabilir ya da böyle rengarenk bir şey de örebilirsiniz. Şimdi ben 3 numara tığ kullanıyorum. Lif ipi kullanıyorum. E, battaniye yapmak istiyorsanız bebek battaniyesi için bebek ipi kullanmanız gerekir. Kaç tane fıstıkla başlayacaksınız? Eğer bir lif yapmak istiyorsanız e, çift sayı olmasına özen gösterin yapacağınız fıstık sayısının. E, mesela 16 tane ile olabilir, 18 tane ile, 20 tane ile olabilir. Başlayalım. 3 tane zincir çekiyoruz. Şu küçük bir halka oluşturuyoruz 3 zincirle. Sonrasında tekrar bir tane daha 1, 2, 3 zincir. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu halkanın içinden 1, 2 tane fıstık çıkarıyorum. Ya da 3 tane de çıkarabilirsiniz. Başlangıç için çok da önemli değil. Tekrardan 1, 2, 3. Buradaki boşluğun içinden bu sefer 1, 2. 2 ya da 3 tane çıkarın. 1 2 3 1 2 1 2 3 Çift sayı olacak bu fıstıkların sayısı. Bakın 1 2 3 4 5 da 6. Şimdi e, bunu yaptıktan sonra ne yapacağız? Böyle küçük bir model üzerinde göstereceğim size. Şimdi 6 tane yaptık. Yukarıya doğru çıkacağız. 1, 2, şuraya şu boşla 1, 2, 3'lü bir fıstık ve kapattım. Bu böyle olacak. Yani yukarı doğru devam edecek. Yine 1, 2, 1, 2, 3. Bunu toplamıyorum. Bakın toplamadım. Bu böyle. Toplanmayacak. Sonrasında ipi tığın üzerine alıyorum. Şuradaki boşluğa, köşe boşluğuna hiç dokunmuyorum. Üst üste iki tane fıstığımız var. Buradaki köşe boşluğuna dokunmuyorum. Şuraya, şuradaki boşluğun içine 1 2 üçlü bir fıstık yapıyorum. Buradaki fıstıkla birlikte topluyorum. Böyle bir köşe oluştu burada. Bir tane zincirle sağlamlaştırıp ipi uzatıp tekrar bunun içinden 3 tane fıstık çıkarıyorum ama toplamıyorum yine. Bakın toplanmadı hiç. Sonra Buraya yapmıyorum. Buradaki şu üçlünün üç tane fıstık birleşmiş bakın buraya yapmıyorum. Şuraya atlıyorum. Buradaki boşluğun içinden de bir, iki, üçlü bir fıstık çıkarıyorum. İkisini topluyorum. Bir tane zincirle sağlamlaştırıp tekrar uzatıp bir, iki, üçlü fıstık buraya değil buradaki noktaya. 1, 2, üçlü fıstık. 2 tane toplanmamış fıstık var. İkisini de çektim. Şöyle bir görüntümüz oluşmaya başlıyor. Bir zincirle sağlamlaştırdım. Sıranın sonuna kadar bu metotla devam edelim. Buraya değil buraya. Sonrasında ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. Şimdi sıranın sonundayım bakın. Burada bir tane fıstığım kaldı. Buraya hiç toplamadığım üçlü bir fıstık yaptım. İpi tığın üzerine aldım. Son fıstığın başlangıç noktasına tığımı geçirip buradan da 3 tane ip çekiyorum. Üçlü ip çıkardım. Hepsini beraber topladım. Bir zincir çektim. Bakın işte kenarı da düzgün bir şekilde oluşmuş oldu. Döndüm. Artık bu aşamadan sonra, bu sıradan sonra e, deniz kabuklarını yapmaya başlayacağız. Hemen ip rengimi değiştiriyorum. Rengimi değiştirdim. Böyle bu şekilde. Bir iki zincir çektim. Siz bunu daha sağlam yaparsınız. İpi tığın üzerine aldım buradaki şu boşluğun içine 1 2 3 4 5 6 5 de yapabilirsiniz bunu. Ben sadece görüntü daha etkileyici olsun diye, daha tombul olsun diye 6 kere de çekiyorum yukarıya. Bunu 5 seferde de yapabilirsiniz. Ben şimdi 5 seferde yapacağım ama 6 da yapabilirsiniz. Bakın şimdi şuradaki şu modeli 6 seferde yukarıya çektim. Çok dolu dolu oldu ama vakit kaybı olmasın diye bir de kalın iple yapıyorsanız biraz daha lif ipinden kalın bir iple yapıyorsanız 5 seferde çekmenizi öneriyorum. Şuradaki şu aşağıya doğru uzayan kısmın dibine şuradaki noktaya tığınızı geçirin. Çok sıkmadan Yukarıya doğru 1 uzatın bayağı. 2 3 4 5 Bakın sonra şu parmağımı gördüğünüz hemen yanındaki hemen uzun az önce altında çalıştığımız uzun fıstığın hemen sol tarafındaki fıstığın içine 1 2 3, 4, 5. Hepsi tığın üzerinde. Hepsini yavaşça çekin. Toplayın. Deniz kabuğunuz oluştu. 1, 2, 3. 3 zincir çektikten sonra arada kalan şu 3 yaprağın orta boşluğunun içine 3 zinciri sık iğne ile tutturun. 1, 2, 3 ya da 2 zincir de çekebilirsiniz yani elinizin nasıl ördüğü ile ilgili bakın hemen şuradaki boşluğun içine buraya 1 2 3 4 5 ikincisini şu uzun fıstığın hemen alt tarafına dibine 1 Bir, biraz uzun çekin 2 3 4 4 ve 5 Sonra 3. fıstığımızı hemen o uzun fıstığın sol tarafına 1 2 3 4 5 3 tane fıstık var. Hepsini toplayın. Buralarda alttan çıkan bakın o beyaz kısım olabilir. Onları elinizle şöyle içeriye itebilirsiniz. Şu şekilde. Tekrardan 1 2 3 buradaki şu boşluğun içine bir sık iğne. Sonra 1 2 3 tekrardan yine buradan başlayarak Deniz kabuğunuzu yapabilirsiniz. Burada aşağıya 1 2 3 4 5 Sonra kalan son boşluğumuza da 1 sıranın sonuna bakın. 1 Arkadan bu arada 3 4 5 Şurada soluna 1 2 3 4 5 Hepsini topladık. Şimdi bakın. Şurada sonda bir boşluğumuz kaldı. Şuradaki e, fıstığımızın tepesinde bir boşluğumuz kaldı. Buraya 1 2 zincirle bir sık iğne tutturuyoruz. Buraya bir sık iğne yaptık, bir zincirle sağlamlaştırdınız ve bıraktınız. Çırdım. Şimdi bakın buradayım, bu şekilde tığımı geçirdim. Şuradan geçirin ki kenar düzgün olsun. Bakın şuradan geçirin tığınızı. Şöyle bir tane zincir çekebilirsiniz. Buradan şöyle şurayı uzatın. Bir, iki, üç. Toplayın. Tekrar onun üzerine kenar olduğu için onun üzerine yapıyoruz. 1 2 3 Sonrasında şu boşluğun içine yani bu deniz kabuğunun mutlaka üzerine bir tane puf yapıyoruz. 1 2 3 ve topluyorsunuz. Sonra 1 2 3 toplamıyorsunuz. Bakın, 2 tane deniz kabuğunun tam ortasına 1 tane puf yapacaksınız. Yani bu sırada bir deniz kabuğunun üzerine bir de ikisinin arasına puf yaparak ilerleyeceksiniz. Burada da tam ortasına puf yapıyoruz. Toplayın. 1 zincirle sağlamlaştırıyoruz. 1 2 3 Sonrasında bakın deniz kabuğunun üstüne geçiyoruz şimdi. Topladık. Yine aynı şekilde bir zincirle sağlamlaştırıyoruz. 1, 2, 3 tane toplamadığımız fıstık. Ve hemen iki tane deniz kabuğunun arasındaki boşluğa bir şuraya da yapabilirsiniz. Bakın şuraya yapmanız daha mantıklı. Yanlış yere yaptım. Ee, şuraya yapacaksınız. Şu tam o beyaz bölümün ortasına 1 2 3 topladık. Tekrardan bir tane zincirle sağlamlaştırdık. 1 2 3 toplamadık ve deniz kabuklarının tepesine sonrasında hepsini bu şekilde topladık. Sıra sonuna ne yapacağız? 3 Bakın. Burada kalan son bölümdeyiz. Burada bütünlüğü sağlayabilmek için yani yan görüntünün düzgün olabilmesi için buradaki şu iki beyaz fıstığın tam ortasından devam edin. Yani mavinin içinden geçirmeyin. Şuradaki iki beyazın tam ortasından girin ki yandaki o beyaz bütünlük. Bu arada şunu içeri alın. Aynı renkle çalışacaksanız tabii çalışmayacaksanız da koparabilirsiniz ipi şimdi bu şekilde döndünüz bir sıra daha yine beyazla yani ana rengimizle devam edeceğiz köşeye yine üçlü bir fıstık yapıyorum topladım bir iki ya da bir zincir tekrardan toplamayacağım bir fıstık yaptım. Buraya değil, buraya. 1 2 Üçlü bir fıstık ve topladım. 1 zincir çektim ve yine tepe boşluğuna hiç toplamadığım bir fıstık yapıyorum. Buraya değil, buradaki boşluğun içine. metotla yine sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Sıranın sonuna geldiğimde bakın şurada tam ortaya bir tane fıstık yapıyorum. 2 3 Böylece yandaki düzgün görüntü sağlanmış oluyor. Burada bıraktım ipimi bir zincir çekip sağlamlaştırdıktan sonra ve mavi ipe geçiyorum. Tekrar mavi ipe geçeceğim. Şuradan tığımı içerden çekiyorum mavi ipi. Farklı bir renk kullanacaksanız bu yaptığınıza zaten gerek yok. Şöyle içerden çektim. o yayla kapatacaksınız sonra o görüntüyü. Şimdi bakın şuradaki köşe boşluğumuz var burada. Onun içine geçtik. 1 2 zincir çekiyorum metodu buradaki metodun aynısını burada tekrar ediyorum. Tekrar anlatmaya gerek yok ama anlaşılmayan bir şey olur diye bir tane daha deniz kabuğu yapacağım. 1 2 3 4 5 Sonra bakın şu dörtlü goncanın tam ortasına, yoncanın gonca dedim. 1 2 3 Burayı söktüm bu arada. 4, 5. Buraya yaptık. Sonra şuradaki boşluğun içine yine 1, 2, 3, 4, 5. Yani buradaki metodun aynısını burada da yineledim. Topladım. 1, 2, 3. Şuraya geldim. Yine bir tane sık iğne ile tutturdum. Metot aynı. Buradaki metodun aynısını burada ilerletiyorsunuz. Bir kere daha göstereyim. Burası yanlışlıkla söküldü bu arada. Bakın nereye yapacaksınız? Şurada çalıştınız. Şuradaki boşluğun içine. Sonrasında şuraya. Şuraya. Metodumuz budur. Anlaşılmayan bir şey olursa aşağıdaki yorumlara yazabilirsiniz arka görüntüsü de bu şekilde. Önde ve arkadaki görüntü aynı. Hepinize kolay gelsin.